Evet, Türkiye'de okuma alışkanlığı ile ilgili daha önce de yapılan çeşitli anketler, çalışmalar var. Bunlar gösteriyor ki Türkiye'de okur yazarlık oranı sürekli artıyor. Mesela son yıllarda artık neredeyse %100'e ulaştı. Yani diplomalı okur yazarımız çok. Hatta bu yavaş yavaş ilk öğretimden orta öğretime, liseye, yüksek öğretime doğru kayıyor. Hep sanıyorduk ki tahsil seviyesi yükselince okuma da, kitap okuma oranları da yükselecek. Ne yazık ki böyle çok ciddi bir gelişme görülmüyor. Çok kitap basılıyor. Çok çeşitli kitap basılıyor, 60 binin üzerinde. Bunların telif, tercüme fark etmez. Yani kitap kitaptır. Bunların okunduğuna dair ciddi bir veri elimizde yok. Maalesef okuryazarlık oranımız çok düşük. Ve okuma yazma alışkanlığı kazandırma konusunda da başarısızız. Bu iş tabii evde başlar. Yani önce evde anne baba bu konuda örnek olmalı. Kendileri okumalı ve çocuklarının da okuması için onlara uygun kitaplar bulmalı. Daha sonra da okulda kitap okuma alışkanlığı esasen kazanılır. Burada da öğretmene rol düşüyor. Öğretmenin iyi örnek olması, kitap okuyor olması ve çocuklara da onların yaşına, tahsiline uygun kitaplar bulup tavsiye etmesi beklenir. Bunun çok da işleyen bir mekanizma olmadığını, okuryazarlık oranımızın yükselmemesinden çıkarabiliyoruz. Tabii ne okunacak sorusunun cevabı çok çeşitli. Yani bir yeni okula giden veya ilkokulda okuyan öğrencinin okuyacaklarıyla daha sonraki tahsil seviyelerinde olan öğrencilerin okuyacaklar arasında elbette farklılıklar olacak. Ama artık liseden itibaren yani gençlerimizin, büyüklerimizin okuduğu, büyüklerin okuduğu eserleri de okuyabileceklerini, anlayabileceklerini düşünüyoruz. Ve bütün okuryazarların sadece tahsil döneminde değil, tahsilleri tamamlandıktan sonra da kitap okumaya devam etmeleri gerekir. Bu nasıl olacak sorusunun cevabı gerçekten bugüne kadar verilememiştir. Şahsen ben de bu konular üzerine düşünüyoruz, konuşuyoruz, tartışıyoruz ama bir sonuca varabilmiş değiliz. Tabii eskiden bu çok yaygındı. Okuma grupları vardı. Kitap okuma üzerine bir araya gelen bir topluluk bunlar. Belli kitapları okuyorlar, o kitaplar üzerine konuşuyorlar, tartışıyorlar. O kitap bittikten sonra da başka bir kitabı okumaya başlıyorlar. Bu gruplar şimdi sanıyorum ki o kadar yaygın değil. Bazı öğretim kurumlarına adeta yardımcı olmak için bir okuma programları yapan kuruluşlar var. Yani bunlar da faydalı oluyorlar. Ama ders kitaplarıyla hayatını geçiren memlekette çok sayıda insan var. Yine yanılmıyorsam bundan 10-15 yıl önce yapılan bir ankette üniversite hocalarının, profesörlerinin büyük çoğunluğunun ders kitabı dışında kitap okumadıkları sonucu çıkmıştı. Velhasıl bu kitap okurluğu meselesi bizde çok ciddi bir mesele. Çözüm yolları için de ona göre gerçekten ciddi çalışmalar yapılması gerekir.